İri iri, devam. Kuşun kanat yapısı çok geniş. Havada uzun süre kalmasının bir gereği olsa gerek. Şöyle Ben bu kuşu otobüs durağında buldum. Yaralı sandım. Sonra eve götürmek istedim. Eve götürdüğümde biraz araştırma yaptım. Ebeveyn kuş olduğunu öğrendim. Yarası yokmuş. Ona da biraz baktım. Uçması için de yukarıdan bir yerden bırakılması gerekiyormuş. Ben de bırakmak çok istemedim. Çünkü yani eğer uçamazsa kıyamadım. Sonra birinci kattan denedim. Birinci kattan denediğimde olmadı. Biraz daha yüksek gerekiyormuş. Neler Bırakmak hissettin orada? istemiyorum. Çok tatlı çünkü. Yani hayvanları da çok seviyorum. İki tane de zaten kuşum var. Öyle yani bırakmak istemiyorum. Onlara da yaralı olduğunu söylemiştim. Onlar da aslında biraz araştırmada ilk babam buldu. Sonra ben de araştırdığımda ebeveyn kuş olduğunu tamamen öğrendik. Yani onların da tepkisi iyi oldu. Onlar da sevdiler kuşu. Bizim 2 gündür evimizde. Bu arada alıştı bize. Biraz böyle karanlığı falan seviyor. Böyle kenarları köşelere gidiyor ama çok tatlı bir kuş. Elif, ben işte çalışırken beni telefonla aradı. Bir kuş bulduğunu söyledi. Daha sonra kuşu bırakmamasını söyledim. Belki yaralı olabileceğini düşündüm. Eve geldiğimde internetten yaptığımız araştırmada ebeveyn kuşu olduğunu öğrendik. Bu kuşların zor bulunan bir kuşlar olduğunu biliyoruz. Kutsal bir kuşlar olduğunu biliyoruz. Fil olayında Kur'an ismi geçen bir kuş olduğunu biliyoruz. Elif de hayvanları çok seviyor. Evde kaplumbağa ve kuş besliyor ayrıca. Bakabilme ihtimalimiz kuşa var ama bu kuşların genelde doğada daha çok bulundukları için yaptığımız araştırmada da doğayı çok seviyorlar ve havada uçuyorlar bu kuşlar. Genelde havada uçarak besleniyorlarmış. Yükseklere iniyorlar, yüksek evlerin çatılarına iniyorlar. Buralarda yuvalarını yapıyorlar. Döllenme dönemlerinde genellikle. Havadaki uçan böceklerle besleniyorlar. Genellikle günlerce uçabilen bir kuşlarmış ve havada uyuyorlarmış ayrıca genellikle. Bu çok şaşırttık bizi bu konuda. Evde beslemenin zor olduğunu düşünüyoruz. Elif gerçi bağlanmak istiyor ama onu da bir şekilde ikna edeceğiz. Bugün kabul ederse kendisi de Eskişehir'de hayvanat bahçesine götüreceğiz. Eğer orası kabul ederse kuşu oraya vermeyi düşünüyoruz. Kabul etmezse de artık yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü zor bulunan bir kuş. Elif'e de bu yaptığı davranıştan dolayı kutluyorum. Teşekkür ediyorum kendisine.